Isparta Şehir Hastanesi ile Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz gebelikte oluşan kanamalar. Ve aramızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Çağlayan Biçer var. Hoş geldin hocam. Merhabalar. Şimdi gebelikte yani aylardır, yıllardır, belki de ömür boyunca beklediğimiz bir gebelik oluşuyor ailenin. Hem kadının hem erkeğin ya da tüm ailedeki fertlerin. Sonra bir de gebelikte meydana gelen bir kanama oluyor. Şimdi bu gebelikte kanama neden olur? Ondan bir başlayalım ilk önce. Neden olmaz ki demek lazım aslında. Çok fazla sebebi var. Bir de gebeliğin olduğu haftalara göre değişebilir bu kanamalar, sebepler. Örneğin annenin bir vajinal enfeksiyondan tutun da bebekle alakalı olan bir durum olabilir. Rahminde problem olabilir kadının, daha önceden bilinen, doğuştan gelen bir şey olabilir. Çok geniş sebebi var ama biz bunları daha iyi anlayabilmek, daha iyi incelemek ve doğru tedaviyi yapmak için gebeliğin hangi safhasında olduğuna bakmaya çalışıyoruz. Örneğin, yani bizim kendi sınıflandırmamızda ilk 3 ay kanamaları, ikinci 3 ay kanamaları, bir de son 3 ay kanamaları şeklinde bir sınıflandırma var. En sıklıkla sizin de belki etrafınızda karşılaştığınız konu şudur. İnsanlar ilk 3 ayda bir kanama yaşarlar, korkarlar. Tabii genellikle bunlar ilk gebeliklerde daha fazla çekince oluşturuyor. Çünkü konu hiç bilinmiyor. Ve doktora paldır küldür geliniyor heyecanla. Bebek de küçük şimdi. Daha yeni başladı. Her şey serüven. Tabii. Bunları ayırt etmek tabii hekim açısından çok zor olmayabilir ama kişi ayıramaz, ayırt edemez. Bunun için ne oluyor? Hemen bir doktora gelelim. Görüşelim. Muayene olalım veya ultrasona girelim şeklinde beklentiler oluşuyor. Ama daha çok karşılaştığımız grup ilk 3 ay. Sebebi nedir? Sebepleri çok geniş. Peki ultrason geldik, ilk 3 ayda kanama oldu. Hı-hı. Ya daha da yeni de, daha da hayatımızda böyle bir şey de yaşamamışız. Yani ultrason yaparken karından da yapıyoruz, alttan da, evet, da yapıyoruz. Hani bu kanamayı arttırıyor mu, tehlikeli mi? Yani bunun bir sakıncası var mı? Şöyle, alttan muayene zaten bizim toplumumuzda bayağı sıkıntılı bir konu aslında. Hekimin kadın erkek olması da fark etmiyor. Vajinal muayeneden insanlar korkuyor. Gebeyken hele eyvah düşecek. Veya gebeyken ultrasonla bakalım, insanlar bu noktada çok gerginler. Aslında şöyle düşünelim. Ya bizler hekimler olarak, siz de aynı şekilde ne yapıyorsunuz? Hasta geldiği zaman hastaya zarar vermek değil ki amacımız. Değil mi? Onun sağlığına bir katkı sağlamak. Daha iyi hale getirmek için uğraşıyoruz. Tabii ki ultrasonun zararı yok. Vajinal muayenenin zararı yok. Aksine özellikle kanamayla bir gebe geldiği zaman öncelikle bir vajinal muayenesini yapmak lazım hastanın. Hastayla öncelikle konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Tabii ki vajinal muayenesini de yapıyoruz. Muayenenin parçalarından bir tanesi de ultrason. Bu şekilde yol almak gerekiyor aslında. Peki böyle bir şey oldu. İlk 3 ayda hani bebeği kurtarabilir miyiz? Yani kurtarmak için neler yapıyoruz? Nasıl uyguluyoruz? Şimdi ilk 3 aydaki kanamaların sebeplerine bakmak lazım. İlk 3 ay düşüklerine baktığımız zaman, bebek kayıplarına baktığımız zaman en çok genetik bozukluklar, kromozomal bozukluklar çıkıyor. Hatta toplumunu aslında artık biliyor. Down sendromu dediğimiz bir durum var. Bunu daha çok sıklıkla görebiliyoruz. Peki bunun belirtisi kanama olabiliyor mu? Evet. Şimdi hasta kanama yaşadı. Geldi hastaneye, baktık, muayenelerimizi yaptık. Tedavi olarak ne yapmak lazım? Kaba bir değerlendirmeden sonra tabii ki hastalık ne? Onu görmek lazım ancak. Ortada bir şey göremedik. Net bir şey yok elimizde. Düşüğü önleyici ilaç diye hastaların bildiği ilaçlar var. Biz bunları vermeye çalışıyoruz. Gerek işte kalçadan iğne şeklinde yapıyoruz. Ağızdan hap olarak verebiliriz ya da vajinal fitil olarak kullandırabiliriz. Jeller var. Yine benzeri ilaç tedavileri şeklinde. Ama bunlardan hariç tabii önlem amacıyla yaptığımız bir de rahim ağzına dikiş atma olayı var. Bu tarz tedavileri uygulayabiliriz tabii. Peki rahim ağzına dikiş attık. O dikişi belli bir süre sonra alıyoruz mu? O ilaçları sürekli mi kullanıyoruz? Evet. Gebelik boyunca mı kullanacağız mesela o ilaçları? Aslında şöyle, rahim ağzına dikiş konusu tabii daha geniş bir konu ama örnek biz ilaca başladığımız zaman hastanın risk durumuna göre, biz bunu takiplerimizde anlayabiliyoruz. Risk durumuna göre belli haftalarda bu ilaçları keselim, tamam diyebiliriz ya da gebeliğin son aylarına kadar kullanabiliriz. Rahim ağzına dikiş attık. Peki rahim ağzına dikiş attığımız zaman nasıl ilerleyecek? Bu dikişi alacak mıyız? Sordunuz. Dikişi evet doğum zaman alıyoruz. Bu kesin ama biz bu dikişi attık. 3-5 gün sonra bunu alalım, öyle bir şey yok. Yani doğum zamanına kadar bekliyoruz. Bebek içeride kalsın diye.
Evet. Peki kanamanın miktarı, hani biz nerede endişelenelim? Kanama miktarı ne kadar? Rengi mesela kırmızı kanama farklı tabii bizde değerlendirilir. Kahverengi kanama, hani bunların önemi nedir? Biz ne ara ciddiye alalım bu işi? Şimdi şöyle, hastalar özellikle endişeli gruplar geldiği zaman bize kanamanın rengini, miktarını, şiddetini anlatıyorlar. Hatta birçok hanım şimdi şöyle bir uygulama da yapıyor artık. Evde fotoğraf çekiyorlar. Hocam böyle kanama geldi diye gösteriyorlar. Tabii bu nitelikle biz bazı şeyleri tahmin edebiliriz. Yani örnek veriyorum, ilk 1,5-2 aya kadar olan kanamalarda hafif, rengi açık, az miktarda kahverengi ya da hafif parlak kırmızı gibi tarif ettiğimiz bir kanama, herkesin düşündüğü bir yerleşme kanaması olabilir. Bir risk arz etmiyor bu aslında. Herkese görülebilir. Ama öte yandan yoğun bir kanama gördük. Pıhtı pıhtı düşüyor. Hatta hastalar hocam bu şekilde ciğer gibi düşüyor parçalar diyor. Bu tabii çok büyük olasılıkla bir düşüğün habercisi olabilir. Bu tarz sadece fikir verir ama kesin şeyleri anlamak için muayene şarttır. Muayenesiz olmaz. Peki kan sulandırıcı kullanmak da mesela kanama yapıyor vücutta. Bu mesela aspirin kullanıyor. Aspirini kullandığı için mi kanama oluyor? Yoksa gerçekten bebekte mi bir sıkıntı var? Aspirini kanama olunca kesmeli mi? Yoksa direkt size mi gelmeli? O konuda ne yapacağız? Şimdi şöyle, tabii kanama olduğu zaman değerlendirme farklı. Aspirini hasta neden kullanıyor? Veya kan sulandırıcı ilaçlar dediğimiz ilaç gruplarını kişi neden kullanıyor? Örnek veriyorum. Hastanın tekrarlayan düşükleri olmuş. Hocam benim 7 tane düşüğüm oldu diyor. Zaten ciddi bir travması var hastanın. Kanama pıhtılaşma bozukluğu düşünülerek bu ilaçlar verilmiş bu hastalara. Bu hastada az miktarda kanama oldu. Yani anne hayatını tehdit etmeyen bir kanama var. İlaçlarını kesmiyoruz biz bu hastaları. Devam ediyoruz. Ancak çok yoğun kanaması var. Düşük tehlikesinden ziyade anne hayatını tehdit eden bir durum var. Bu durumda bu ilacı kesmemiz lazım. Ki kanamaları kesebilirim. Onun dışında tedavilerimize devam edebilirim. Peki acil servise nasıl bir kanama olursa gelelim? Yani bunun bir şeyi var mı? Şu kadar kanama olursa gelin. Bu kadar kanama olursa gelin. Bunun bir ölçüsü var mı? Bizim açımızdan ölçü var. Ancak hastalarımız tabii endişeleri de olduğu için bu konuyu değerlendirmekte çok net davranamayabilirler. Kanama miktarı nedir? Adet miktarı ve bundan daha az olan kanamalarda acil olarak hastaneye başvurulması, gebeliğin özellikle ilk 3 ay içerisinde, hatta ilk 6 ay içerisinde yapılabilecek acil bir müdahale açısından çok bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak adet miktarından fazla olan kanamalar bunlar önem arz eder. Yani annenin hayatını tehlikeye atabilecek durumlar söz konusu. Neden böyle bir ayrımımız var? Şundan dolayı. İlk 6 ay içerisinde bebek annenin karnından dışarı alındığı zaman yaşamıyor zaten. Yani hasta geldi. Kanaması çok. Müdahale edelim. Ne yapacağız? Yapabileceğimiz dediğim gibi çok kısıtlı bir tedavi seçeneği var ilk 6 ayda. Biz bu tedaviyi yaptığımız zaman bugün olmasıyla 2 gün sonra olması arasında çok bir fark oluşmuyor. Ancak annenin, ailenin beklentileri var. Bu sebeple insanlar geldiği zaman biz tabii gerekeni yapıyoruz, değerlendiriyoruz, yardımcı oluyoruz. Evet. Peki bir de bebeğin eşi halk arasında bilinen plezenta var. Doğru. Bu plezentanın işte ayrılması, yapışıklığı gibi böyle şeyler konuşuluyor. Doğru. Hani bunun pozisyonuna göre de kanama olabiliyor mu? Bunun bir tedavisi var mı? Evet. Bu zor bir süreç aileler için. Şimdi bu durumu bilen kişiler var. Bebeğin eşinin rahim ağzında olması önemli bir problem. Çünkü normal doğumu engelleyen bir durum. Çünkü bebeği besleyen parçada bir problem meydana gelirse bebeği kaybederiz. Bunun yanında tabii çok yoğun bir kanama olacağı için annenin hayatı tehlikeye girebilir. İkinci durumda ise bebeği besleyen parça annenin rahmine yapışık olabilir. Bu bebekler zaten yine sezaryen ile doğmak zorunda oluyor. Aynı rahim ağzının önünü tıkadığı gibi. Ve sezaryen esnasında rahmin alınması gerekebiliyor. Her durumda değil tabii. Bunun için hazırlıklı olmak, planlı olarak hareket etmek gerekiyor. Ailelerin bu konuda bilinçlendirilmiş olması gerekiyor. Peki, örnek veriyorum. Yani şu slaytımızda görebiliyoruz. Bebeğin eşi rahim ağzına bir noktaya yerleşti. Hasta bilinçli ailemize durumu aktardık. Nasıl bir yol alacağız? Veya kanama olduğu zaman aile ne yapacak? İşte burada bir damlalık kanama bile önem arz eder. Bu tabii bu rahatsızlığın tanısını biz yaklaşık 6. ay civarında koyarız. Yani daha küçük haftalarda plasentanın yeri değişebilir bu bebeği besleyen parça. Bu sebeple 6 ayda tanısını koyduk, aileye söyledik.
Hocam lekelenme mi oldu? Hocam kanama mı oldu? Hastaneye gelecek bu hastalar. Çünkü bebek 6 aylık. Yapılabilecek müdahale ile bebek dışarı alınır, yaşatılabilir. Peki bu plasenta, yani bebeğin eşi, her gebelikte farklı yere mi yerleşiyor? Evet. Mesela bir birinci gebelikte böyle oldu. İkinci gebelikte korkmalılar mı? Yine aynı yere yerleşecek diye. Yoksa bu farklı yerde olabiliyor mu? Normal yerinde olabiliyor mu? Şöyle, yerleşim yerinin noktasal bir alanı yok anne rahminde. Değişebilir. Önceki gebeliğinde böyle bir durum yaşamış bir hanımefendi bu durumu tekrar yaşayabilir mi? Evet. Ama toplumdaki herhangi bir kadını çevirdik. Böyle bir durum yaşamamış. 10 tane çocuk doğurmuş. O kadının riski neyse daha önce bu durumu yaşamış kadın da aynı riske sahiptir. Yani bu durum yaşandı diye tekrarlama ihtimali artmıyor. Bunu demeye çalışıyorum. Peki plasenta yani bebeğin eşi anormal yerleşti. Bir sıkıntı oldu. Bebekte bir engel oluyor mu? Bebeğin engelli olma konusuyla bu durum bir alakası yok. Aileler bunu bize çok sık soruyorlar. Hocam yani şimdi bebek engelli mi diyor. Konu tamamen bağımsız. Evet, buradaki sıkıntı bebeğin eşi diye adlandırdığımız halk arasında şey olduğu için problem bundan kaynaklanıyor. Bebeğin zekası bu durumda etkilenmiyor. Ama tabii ki şuna bağlı sıkıntılar olabilir. 6. ayında kanaması oldu. Bebeğin eşi rahmin ağzını kapatıyordu. Sezaryen aldık. 6 aylık doğan çocuklarda erken doğduğu için zeka problemleri zaten öngörülebilir. Çünkü daha gelişemedi içeride. Geri kalan hayatını dışarıda devam ettirecek. Ama normal zamanda doğan çocuklarda bir zeka problemi söz konusu değil. Evet, peki bu rahim ağzı kanseriyle bu bebeğin eşi dediğimiz plasenta aynı şey mi? Yani o farklı değil, bir yerde mi? Değil. Tamam, yani şöyle, şimdi insanlar çok tabii ki bu bölümlere hakim değiller. Şimdi rahim diye tarif ettikleri şey genellikle toplumumuzda aslında vajina bizim iki bacağın arasına baktığımız zaman dışarıdan gördüğümüz yeri tarifliyor insanlar. Rahmim diyorlar, rahmim ağrıyor gibi. Rahim dediğimiz yer aslında karnın içerisinde daha yukarıda yer alan, çocuğu geliştirmeye yarayan ya da adet kanını gördüğümüz, üreten yer. Dışarıdan baktığımız zaman gördüğümüz yer ve ilişkiye girdiğimiz alan, bir tüp kanal şeklinde olan yer vajinadır. Tamamen ayrı şeyler aslında. Peki bir de şimdi şu son dönemde işte Covid var, evet. Covid aşısı var. Ya Covid geçirdi ya Covid aşısı oldu. Kanaması oldu. Sıkıntı yaratır mı? Ya da Covid aşısı kanama yapıyor mu? Evet, bu konu önemli bir konu. Geçen yıl aslında konuşmuştuk Covid ile alakalı olarak. Bilgilerimiz çok kısıtlıydı. Bu sürede çok şey değişti, öğrendik. Bazı fikirlerimiz değişmedi. Şimdi Covid aşısını özellikle gebelerimize yaptırmayı öneriyoruz. Hafta sınırı olmaksızın bunu öncelikle söyleyelim. Çünkü yararları, olası yararları, olası zararlarından daha fazla. Biz bu şekilde hareket ediyoruz biliyorsunuz hekimler olarak. Covid aşısını yaptırdık. Bir zararı olur mu? Aynı bir ilaç aldığımızda nasıl alerji geliştirebilir, nasıl bir kanama yapabilir? Aşıdan sonra da bunları görebiliriz. Herhangi bir insan yaşayabilir bunları, gebe yaşayabilir. Ancak Covid aşısı şu anki bilgilere baktığımız zaman bir zeka engeli yapmaz. Bir kanama, vajinal kanama gebelikten dolayı yapmaz. Erken doğum yapmıyor. Ancak Covid aşısından ziyade Covid'in kendisinin yaptığı bazı sıkıntılar var. Bunlar nedir? Örnek gebelik zehirlenmesi, preeklampsi dediğimiz durum. Bunlar dışında aniden bebeğin suyunun gelmesi. Bunlar dışında yine bu bebeği besleyen parçanın yerinden aniden ayrılması ki bunlar arasında baktığımız zaman çok tehlikeli hastalıklar bunlar. Gebelik zehirlenmesi dediğimiz hastalık anne ve bebek hayatını tehdit ediyor. Çok önemli. Covid bunlara sebep olurken aşıyı yaptırmak lazım. Aynen. Peki hiçbir sıkıntı olmadı. Gebeliğin sonuna geldik bir şekilde. Artık son haftalardayız. Ama kanama oldu. Bu kanama normal mi? Yoksa nişan deniyor toplumda. Hı. Hani bu nişan nedir? Bir de ona konuşalım. Nişan mı değil mi? Bunu nasıl ayrımını yapacağız? Şimdi nişanı aslında kişinin kendisi ayırt edemez. Yani tahmini olarak yine bizim kanama tiplerine bağlı konuştuğumuz bir durum vardı. Kişide az miktarda sümüksü, açık ya da koyu renkli olan kanamalar son haftalarda özellikle doğumu bekliyoruz artık dediğimiz haftalarda nişan belirtisi olur. Nişan dediğimiz şey nedir aslında? Rahim ağzındaki bir tıkaç, sümüksü bir tıkaçtır. Doğum başlayacağı zaman bu atılır, aşağıdan gelir kanama benzeri şekilde. Sonrasında doğum beklenir. Tabii bunun ayrımını yapmak çok kolay değil.
Biz doğum bekliyoruz artık, evde heyecanlıyız, hazırlığımızı yaptık, çocuk için bir beklentimiz var. Durum buyken kanama oldu. İnsanlar çekiniyor. Hastaneye gelinmesi gerekiyor tabii. Bunun ayrımı kişi tarafından yapılamaz. Kişiler gelecek, başvuracaklar. Hatta bu durum acildir, acile başvurmaları gerekir. Değerlendirilirler ve oradaki değerlendirme, örnek veriyorum, nişan olarak değerlendirildi. O zaman takiplere devam edilebilir. Ama başka sebeple bir kanama, konuştuğumuz gibi bu bebeğin eşinin önde olması, gebelik zehirlenmesi, çok fazla daha sebep. Bu tarz durumlarda zaten acil doğum gerekebilir. O sebeple gelmeleri gerekir. İlk haftalardaki ultrason muayenesinde bir sıkıntı yoktu. Hani evet. Çocuk küçükken, tamam, çocuk büyüdü, rahimini doldurdu. O zaman bir ultrasonla muayenede alttan bir sıkıntı oluyor mu? Hayır, yani gebeliğin herhangi bir haftasında vajinal olarak yapılan muayene sakıncalıdır demek zaten yanlış. Bizim kitabi bilgilerimizden bir tanesi de asla bir bütün değerlendirilir. Ultrason muayenenin bir parçasıdır. Vajinal muayene muayenenin bir parçasıdır. Yani bundan vazgeçmek söz konusu değil. İnsanlar şunu daha çok soruyorlar bize, karşılaştığımız yine bir durum. Bebeğin eşi önde geliyor, hocam alttan muayene olmayın dendi. Alttan muayene yine yapılabilir böyle bir durumda. Sadece bizim hani vajinanın içini görmek için kullandığımız aletler var. Bu durumu belliyse kişinin, belli olmasa da zaten hekim buna uygun davranacaktır. O aletle bakılabilir. Ha, vajinal muayene, elimizle yaptığımız muayene, açıklık muayenesini yaparken burada dikkatli olmak gerekiyor sadece. Ama insanların kafasının karışmasına gerek yok. Gebeliğin herhangi bir haftasında vajinal muayene yapılabilir, bir sakıncası yoktur. Şimdi doğum zamanı geldi, kanama da var, acile başvurduk. Hani bizim başımızdan ne gibi süreçler geçecek? Hani sonuçta bunu çok sık yaşayacaklar ve son evet. ana geldiler. Kabaca başından geçecekleri bir anlatabilir misin? Şimdi şöyle, biz tabii bu durumla çok defa karşılaşıyoruz. Belki bir nöbet tuttuğumuz zaman 24 saatte 30 kere buna benzer hasta geliyor. Ama hasta açısından baktığımız zaman onun belki de bu durumla ilk kez karşılaştığını varsayabiliriz. Yaklaşımlarımız çok değişiyor ama kabaca şöyle aktarayım. İlk 3 ayda bir hastada kanama oldu. Hasta geldi. Acile başvurduğu andan itibaren bir kendi hastanemiz içerisinde bir hanım karşılar, muayene için hazırlar. Biz bu esnada hastayla görüşmeye başlarız. Öncelikle vajinal muayenemizi yaparız. Daha sonra ultrasonla değerlendiririz. Bu bilgiler ışığında kişiye ilaç tedavisi mi başlayacağız? Yatak istirahati mi önereceğiz? Yoksa görünen önemli bir problem yok mu diye karar vereceğiz. İlk 3 aydaki yaklaşımımız genellikle bu şekilde oluyor. Ama son 3 ay içerisinde özellikle bebeğin yaşayabilir olduğu durumlardaki yaklaşım daha farklı. Kişi acile başvurdu. Biz öncelikle vajinal muayenemizi yaptık. Ultrasonumuzu yaptık. Bebeği değerlendirdik. Kilo, bebeğin suyu, beslenme şekli, bunlara baktık. Doğum düşünecek miyiz? Doğumu düşündüren bir şey var mı? Bu kanamadan dolayı. Yoksa doğumu düşünmeyeceğiz mi? Bu kararı verdikten sonra o şekilde yol almamız gerekiyor. Yani kişiler en nihayetinde acile geliyorlar. Bir vajinal muayene yapılıyor. Duruma göre bir ultrason değerlendirmesi yapılıyor. Daha sonrasında ilaç tedavisi mi, doğum mu, yatak istirahati mi, buna karar veriyoruz. Evet. Yani tabii bütün bu süreçleri sonuçta hani doğum aslında fizyolojik bir olay ama aslında hani kısmen ama aslında hepsini bizim kontrolünde, yani sizin kontrolünüzde olursa fizyolojik oluyor birazcık. Evet, evet. Açıkçası şu anda 2022 yılında her aşamada, her basamakta mutlaka hastanedeki takip eden, bizi takip eden doktorumuza güvenip onun söylediklerinize uymamız gerekiyor. Kendi başımıza bir şeyler ya da kendi başımıza bir ilaç, kendi başımıza bir hareket, böyle bir şeyler yapmamak gerekiyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kolay gelsin diyorum. Her programın sonunda söylediğim gibi sağlığınızın kontrolünüzü elinize alın. Eğer alamıyorsanız Isparta Şehir Hastanesi'ne 182'den randevu alın, gelin. Biz size yardımcı olalım. Sağlıcakla kalın. 182 Hastane Randevu Merkezi'ni arayın. Dilediğiniz Sağlık Bakanlığı Hastanesi'nden, seçtiğiniz doktordan randevunuzu alın. Siz hastanede beklemeyin. Hastane sizi beklesin. Sağlık Bakanlığı.